Okul müdürü Tacım Durmuş, sabah müdür yardımcımız, okulda çalışan bayan arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz okul bahçesinde buldukları yavru bir köpeğe donmak üzereyken sahip çıkmışlar ve pansiyona almışlar. Soba yakarak minik köpeğin ısınmasını sağladıktan sonra İslahiye Belediyesi'ne ve kimsesiz hayvan koruma temsilcisine haber verilmesi üzerine buraya gelerek yavru köpeğe sahip çıkmışlar. Burada müdür yardımcıma, çalışan arkadaşlara, öğrencilere, ekibime, siz basın mensupları ve kimsesiz hayvanları koruma temsilcisine çok teşekkür ediyorum. Köpeğimizin başında nöbet tutan öğrencilerimiz olmuş. Umarım arkadaşlarımızın yaptığı bu hareket tüm vatandaşlarımıza bir örnek teşkil eder. Bundan sonra sokakta gezerken yazın sıcakta susuzluktan kıvranan hayvanlara, kışın soğukta donmakta olan hayvanlara sağlıklı bir ortam hazırlarsak hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Geçen yıl ilçe genelinde kuşlar için okul olarak kuş evleri yaptık. Bu yıl da davetsiz bir misafirimiz oldu. Biz okul olarak hayvan sevgisini üst seviyede tutuyoruz dedi. Ya akşam da ben bulaşığı bitirdim, eve gidiyordum, işimi bitirdim, eve gidiyordum. Baktım orada dışarıda yatıyor hayvan. Ama ben, oğlan beni dışarıda bekliyordu, işim acelaydı, yani bir şey demedim. Bu sabah da çıktım, orada üşümüş, titriyor. Hocama söyledim. O da aldık, getirdik içeri, ekmek verdik, işte sardık kendini. Biraz ısındı sonra. Üşüdüğünü görünce ne hissettiniz? Yani ne? Vallahi içim çok sızladı. İçim sızladı yani. Titriyordu böyle. Anladım. Merhametle vicdan. Merhametliyim vallahi işte. Şimdi görüntük yani çocuklarım, evlatlarım aklıma, torunlarım aklıma geldi. Çünkü çok küçük. Çocuklarınız ve torunlarınız aklıma geldi. He vallahi. Yok, hayvanlara karışmasınlar. Hiç öldürmesinler, karışmasınlar. İyi davransınlar. Karnını doyursunlar. Nöbetçi koyduk. Çünkü işlerimiz kalıyordu. Yanmasın diye nöbetçi koyduk. Kızımızı koyduk. Siz nöbet mi tuttunuz? Evet. Ne olmasın diye nöbet tuttunuz? Yanmasın diye. Evet. Ve çalışan bayan arkadaşlarımızın okul dışında gördükleri bir yavru köpek donmak üzereyken sahip çıkmış arkadaşlarımız pansiyonu almışlar. Daha sonra da belediye yetkililerimize haber vermişler. Ben bütün arkadaşlara ve müdür yardımcımıza, çalışan personelimize, belediye ekibimize ve siz basın mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. Köpeğimizin başında nöbet tutan öğrencilerimiz de olmuş. İnşallah bütün vatandaşlarımıza bir örnek teşkil eder. Bundan sonra sokakta gezerken yazın açlıktan, susuzluktan kıvranan hayvanlara, kışın soğuktan donmak üzere olan hayvanlara sağlıklı bir yaşam ortamı hazırlarsak hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Doğrudur. Daha önce ilçe genelinde kuşlar için yuvalar hazırlamıştık. Bu yıl da böyle davetsiz bir misafirimiz oldu ama iyi oldu. İnşallah köpekler için de yine veya diğer hayvanlar için de farklı projelerle öğrencilerimizi daha duyarlı hale getirecek çalışmalar yapacağız. Şimdi ilk kapının önünde gördüm. Donuyordu, çok kötü titriyordu. Oğlum var 4 yaşında, aklıma o geldi direkt. Onun böyle titrediğini düşündüm, donduğunu. Vicdanım el vermedi. Dokunamadım. Biraz korkuyorum köpeklerden ama bayan arkadaşlardan yardım istedik. Çarşaf getirdik hemen. Üzerini kapattık. Titremesi geçmedi hala. Sobayı yaktık, koyduk. Ya mutlu olduk, en azından o mutlu olsun diye. Bir ekmek parçası koymak çok zor bir şey değil hiçbir insan için. Ya da bir kaba bir su koymak zor değil. Bunu içeriye aldık. Hiçbir şey kaybetmedik biz hayatımızdan. Hayvanların insanlara dostluğu olur, düşmanlığı olmaz. Seversin gelir sana, sevmezsin bir zararı dokunmaz. Öyledir ki yani insanlardan daha farklı bir kategoride olduğunu düşünüyorum hayvanların. İnsanları sevmezsin, belki düşman olabilir ama hayvanlarda bu bencillik yok. Bu yüzden değerini bilmek gerekiyor, zarar vermemek. Özellikle yaz günleri bir kap bir su bırakmak çok zor değil. Ya da bayatlayan ekmeğinizi atmayın. Ben birkaç defa denedim evimin balkonunda da, ufalayıp ve bütün kuşların aldığını gördüm kar yağdığı gün. Gerçekten hem değerleniyor, hem boşa gitmemiş oluyor. Hem mutlu oluyorsunuz, canı kurtarmış oluyor. Hem mutlu oluyorsunuz, hem doymuş oluyor. Yani şu burada durmasıyla bize hiçbir zarar olmadı, mutlu olduk bununla. Bütün insanlarımız yapabileceği bir şey, hiçbir şey yapmadık aslında biz. Bir soba açtık yani, hepsi bu. Bulduktan sonra İslahiye Belediyesi'ni aradık. Bir telefonla hemen ekiplerimizi gönderdiler, sizleri gönderdiler. Çok teşekkür ediyorum duyarlılıklarından dolayı. Yani ben bile beklemiyordum bu kadar çabuk geleceklerini. Teşekkür ederiz.